27 Mayıs ve 12 Eylül askeri darbelerinin 28 Şubat'taki postmodern darbenin dayanağı olarak gösterildi. Asker darbelerine gerekçe olarak o maddeyi savundu. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun tartışmalı 35. maddesi ve askerlik tanımı değişti. MHP askerlik tanımının değişmesine baştan beri karşı çıkıyor. Çünkü MHP'ye göre bir sonraki adım vicdani ret ve bu da terör örgütünün talebi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ise o iddiayı reddetti. Silahlı kuvvetlerinin vazifesi Türk vatanını savunmaktır ibaresi korunuyor. Askerlik tanımı dünyanın her yerinde aynı dedi. CHP ve BDP düzenlemeyi destekleyen muhalefet partileri ancak 35. maddenin değişmesini destekleyen CHP de askerlik tanımının değiştirilmesine karşı zorunlu askerliğin kaldırılması için önerge veren BDP ise vicdani ret hakkı getirilmesini savunuyor. Tüm tartışmalar sonrasında genel kurulda tartışmalı madde kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev tanımı, silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır şeklinde değişti. Askerlik tanımı, askerlik harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir şeklinde ifade edildi. Bundan böyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacak.